Radyosu'nun kalbi Yeşilçam'da sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Serap'la Uzaklar'ın bu bölümünde, bu dakikalarında Türk sinemasının ünlü yönetmenleri sizlerle her bölümde olmaya devam edecek. Ama birazdan Aydın Sayman sizlerle olacak. Diyeceksin. Seni seviyorum diyeceksin. Aydın Bey hoş geldiniz. Serap'la Uzaklar'ın ilk konuğu sizsiniz, ilk yönetmen konuğu. Sanjan hakkında bilgiler alacağız ama öncelikle Sanjan nedir? Adı nedir? Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Evet, biraz garip bir adı var, öyle görünüyor. Sanjan aslında Fransızca Sanjan'dan aktarma bir sözcük. Sanjan biliyorsunuz yanar söner, yanar döner anlamına geliyor. Bu filmde de bir kahramanımız var, esas kahramanımız. O genç bir deli. Ve deliye biraz üstündeki rengarenk kıyafetlerinden dolayı yanar döner anlamında Sanjan diyorlar. Ama o Sanjan Türkçe'de Sanjan şeklinde telaffuz ediliyor. İsim de o delinin isminden geliyor filmin adı. Peki şunu sormak istiyorum. Birçok ödül aldı filmleriniz ama Sanjan'dan bekledikleriniz nelerdir ve nasıl bir kadroyla çalıştınız? Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Yani ilk senaryo elinize geçtiğinde tamam evet okey Sır Çocukları gibi güzel kalitede. Bu sizin için önemli mi? Ya şu bir gerçek, bu hikayenin de içeriğinde işte Sır Çocukları'nda olduğu kadar diyelim. Yani kendi toplumumuzun sorunları var. Ondan yola çıkan bir hikaye. Biraz töre cinayetleri üzerine, biraz insanların aşka karşı hoşgörüsüzlükleri üzerine ya da yasak aşk kabul ettikleri bir durum karşısında gösterdikleri koyu muhafazakar bir tepki ya da aşırı gelenekçi bir tepki ve bunun yarattığı ortam üzerine bir hikaye. Sanjan bir kasabada geçiyor, Anadolu'da bir kasabada geçen bir hikaye. İşte kasabanın yaşlı, çok yaşlı bir vatandaşı, bir sakini, genç bir kızı imam nikahıyla ve işte bir takım şeyler vaat ederek, işte toprak, ev, bahçe vesaire vaat ederek bir çeşit satın alıyor. Ve kızla adam arasındaki büyük yaş farkı dolayısıyla yani bu mutlu bir evlilik olmayacağı daha baştan belli olan bir ilişki oluyor. Bu yaşlı adamın evinde baktığı bir genç bir deli var. Yani uzak akrabası ve işte abisi Almanya'dan para gönderiyor. O da bu genç deliyi evinde barındırıyor. Yani çok sokaklarda sefil olmasın, korumasız kalmasın diye. İşte hikayemizdeki üçlü aşk buradan doğuyor. Çünkü o genç deli ile bu genç kız arasında bir sevgi, bir duygusal bağ kuruluyor. Ama bu duygusal bağ işte giderek bir aşka dönüşüyor. İşte o dönüşme noktasından sonra da bu defa hem kasabalı insanların bu ilişkiye tavrı başlıyor, tepkisi. Bu tepkiyi aşırı abartan ve şiddete dönüştüren, hatta bir eylemine dönüştüren tepkiler söz konusu oluyor. İşte hikaye hem bu linç duygusu üzerine, yani şiddet kullanmak üzerine, hem de işte kızın ailesi tarafından işte böyle bir zina suçu ile suçlandığı için öldürülme teşebbüsü de öykünün içinde var. Bir yandan da işte bu töre cinayetlerini doğuran nedenlere doğru yaklaşan bir hikaye. Peki hangi bölgede çekildi ve çekimler kaç gün sürdü? Şimdi doğrusu bu film için epeyce mekan araştırması yaptık. Öykü yapısı itibariyle bir Orta Anadolu bölgelerinden birinde geçmeliydi benim tasarlamama göre. Kütahya'nın eski Gediz kasabasında çalıştık. Uzunca bir arayıştan sonra o kasabanın bize uygun olduğu kanaatine vardık. Gerçekten böyle mimari yapısıyla hem eski Osmanlı mimarisine uygun hem de sıcak bir kasaba. Halkı da son derece uysal ve misafirperver bir halk. Kasabalardan çok destek gördük, belediyesinden, halkından. Yani güzel, sıcak bir kasabaydı. Orada çektik. Ne kadar zaman? Yani bir film ne kadar bir emek gerektiriyor? Ne kadar süre kaldınız ve başrol oyuncuları kimlerdi? Bu film için aşağı yukarı 4 haftayı geçtik, biraz geçtik. Ve bu 4 hafta hep şeyde, eski Yediz kasabasında geçti.
Filmin bir de Almanya bölümü var ama onu bir ara gerçekleştireceğiz. Oyuncularımız şimdi aslında genç oyuncular filmin esas kahramanları. Yani genç kız ve genç deli erkek. Genç deli yani Şanjan'ı Berk Akman oynadı. Berk Akman'ı seyirciler biraz da Her Vakti dizisinden, biraz da bir başka dizide Hristo rolü oynamıştı. Şu anda dizinin adını hatırlamıyorum. Bir Rum askerini oynamıştı. Genç bir arkadaşımız ve çok yetenekli. Gerçekten de çok rahat çalıştık. Genç kız rolünü Selen Seyben oynadı. O da bir tiyatro okulu öğrencisi. 20 yaşında çok geleceği parlak bir genç arkadaşımız. Yaşlı adamı ki 3. filmin başrolü, çok tecrübeli bir oyuncu, aynı zamanda yazar olan Çetin Öner canlandırdı. Bunun dışında gerek Almanya'dan gelen gerek Türkiye'den çok değerli sanatçı arkadaşlarımız var. Aykut Oray, Levent Yılmaz, Necmettin Çobanoğlu ve yine belki isimleri bu kadar duymamış genç ama hepsi tiyatro eğitimi almış. Yani ileride çok isimlerinden söz edilecek yetenekli bir genç oyuncu kadromuz var. Peki bu dönemde birçok genç oyunculara yeni kapılar açılmaya başladı. Artık yeni jönler ve yeni yüzler arayışına mı geçildi acaba? Bu mu? Başka bir yöne doğru mu ilerliyor sinema? Yeni genç kuşakları yetiştirmek amaçlı. Şimdi aslında belki de aşırı miktarda artan televizyon dizilerinin yol açtığı bir oyuncu açlığı var. Yani oyuncu talebi var. Ve içinde de oyunculuk duygusu olan insanlara bu yüzden artık daha çok imkan ve yol açılıyor. Bu konuda hem büyük bir talep var hem de oldukça iyi bir arz da var. Yani adaylar da çok. Yani biz tabii esas olarak tiyatro deneyimli ya da tiyatro okulu öğrencisi olması koşuluyla böyle birçok genç oyuncuyu kullandık. Yani bu biraz dizilerin aşırı sayıda artması, biraz da Türk sinemasının son 2 yılda atağa geçmesi sonucu böyle bir talep çıktı yani yapımcılardan. Bunu karşılayacak kadar yetenekli oyuncu ve oyuncu adayları da var Türkiye'de. Dolayısıyla bence işler her iki taraf için de iyi gidiyor. Sanjan şu anda ne aşamada? Bunu bize bir anlatabilir misiniz? Yani Sanjan'la ne zaman Türk izleyicisi ve diğer izleyicilerimiz buluşacak? Bu film bu yıl Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen yani bir filmlerden biri. Hı hı. Bu sene sonunda yani çok kısa bir zaman sonra Aralık ayı içinde film bitmiş olacak. Şu anda stüdyo aşamasında. Evet. İşte sesler, müzikler vesaire onlar yerleştiriliyor. Sinemalardaki vizyon tarihi de sanırım 2007'nin Mart ayında. 2007 Mart ayında Sanjan Türk halkıyla ve seyircileriyle buluşmuş olacak. Peki her film sizin kendi bir çocuğunuz değil mi? Şimdi Sır Çocukları çok güzel bir başarılara imza attı. Çok güzel ödüller aldı. Sanjan'dan da mutlaka beklentilerimiz var. Neler söyleyeceksiniz? Her yeni proje size yeni bir hayat. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? İşte yani tabii ki her film bizim için bir ciddi bir serüven ama yani ciddi bir yani ciddi bir enerji toplaması ve boşalması yaratan bir çalışma oluyor. Yani önceden filmin yani sonuçlara konusunda konuşmak istemiyorum dediğim gibi ama yani filmin yani ben filmin yararlı olmasını istiyorum. Yani filmi seyreden insanlarla belli duyguları paylaşmak istiyorum. Yani bu amaçla zaten film yapıyorum. Dolayısıyla yani bu öykünün de en azından yani bu filmin de öyküsüyle, içeriğiyle ve yorumuyla yani ilgi uyandıracağını umuyorum en azından. Seyreden insanlar çünkü filmin promosyonu ayrı bir olaydır ve derttir. Hı hı. Ama buluştuğu seyircinin filmden memnun kalacağına inanıyorum. Evet sevgili izleyiciler, Seraf'la Uzaklar'ın sinema dalındaki ilk konuğumuz Sayın Yönetmenimiz Aydın Sayman'dı. Biz başarılar diliyoruz. Bizlerle bu anı paylaştığınız için ve Seraf'la Uzaklar izleyicileri için bu anı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Sanjan'da görüşmek dileğiyle, çünkü Mart ayında sevenlerinizle buluşacaksınız. Bu anı bizlerle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yapmışsan
Dur. Canım diyeceksin. Çiçim diyeceksin. Seni seviyorum diyeceksin. Türk sinemasının kalbi Yeşilçam'da sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Serap'la Uzaklar'ın bu bölümünde, bu dakikalarında Türk sinemasının ünlü yönetmenleri sizlerle her bölümde olmaya devam edecek. Değerli seyircilerim, Serap'la Uzaklar'ın sinema bölümündeki ünlü yönetmen konuğu Hasan Karcı. Sevgili Hasan Karcı, sinemaya kaç yılında başladınız? Sinemaya ortaokul, lisede okurken başladım. O da nasıl başladı? Ankara'daydım. Önce Ankara'nın en büyük sinemalarından Cebeci Sineması, İnci Sineması gibi sinemalar vardı. Biz o zamanları okuyorduk. Harçlığımızı kazanmak için o sinemalardan makinistlerin yanında film sarmayla başladık. O zaman 10 lira 5 lira falan para arıyoruz. Bizim için de çok güzel bir paraydı o para. Niye? Okul harçlığımız çıkıyordu. Yani babamızın verdiği harçlığın dışında o harçlık bizim için sinemada çalışma, sinemadan kazandığımız para dört dörtlük bir hale getiriyordu bizi. Hemen hemen her şeyimiz oluyor. Mutluyduk yani. Sonra makinistliğe geçtik. Makinistlik yapmaya başladık. Bu arada o zaman çekilen filmlerin galaları olurdu. Galalarda İstanbul Yeşilçam sinemasının önemli insanlarıyla tanışmaya başladım. Yani o makinistlik döneminden sonra o sahnenin önüne çıkan bir sürü ünlüyle tanışmak benim için çok önemliydi. Sinemayı sevdiren de bana o oldu zaten. Ha, sinemayı seviyordum. Onun için sinemada çalışmaya başlamıştım. Ben bunu nasıl ilerletirim, nasıl Yeşilçam'a gidebilirim kapısını araladım. O yıllarda Ankara'da Adanalı bir prodüktör abimiz vardı, Şahin Koçak, Şahin filmin sahibi. Kendisini ben çok severim. Dehşet bir adamdı. Aslında o beni sinemaya getirdi. Seni dedi İstanbul'a götüreceğim. Bir buçuk yıl kadar falan. İşte oradan sonra İstanbul'a geldim onun yanında, onunla birlikte. İlk destekçim benim odur. Daha sonra Hayat Film Şevki Tosunoğlu var. O da destek vermeye başladı. Ve sinemada ben bir yerlere gelmeye başladım. Filmler çekmeye başladım. Yani daha önce film diyelim, film çekmeye başladım. Sonra o film filmlere falan döndü. Yani şu ana kadar işte 45 filmim var. Onun yanında belgesellerim var ve kısa filmlerim var. Sevgili Hasan Karcı, 45 film çektim dediniz. Bu 45 filmin içinde kendinizi en iyi ifade ettiğiniz veyahut da en çok benimsediğiniz filminiz hangisi? Ya şimdi 45 tane film, onlar da bizim yaptığımız filmler. Yani insan çocuğunu nasıl severse filmlerini de sever tabii ki. Bu sinemada artık klişelenmiş bir laf. Ama sıcaklığıyla bir de özenerek çektiğiniz filmler vardır. Bu filmlerden bir tanesi Bekir Yıldız'ın bir eserini çektim ben. Kitaptan uyarlanma. Haran kitabından uyarlanma. Gaffar ile Zara'sını çektim. Ben gurbet demişim. O belli yok ki vatan içinde bir yerdir. Gel etme ağam. Gurbetin bunca böğüne atılma. Almanya'da ne işin var? Yakın bir yere geçsen, belki günün birinde babam rızığa gösterir. Almanya'dan ben de korkuyorum. Hele kaç gün çeker demiştin buradan? Bir hafta çeker değiller. Yüce Baki Tamer, Fikret Fırtına, Yalçın Gülahan,
Süreyya Mertoğlu gibi sinemanın önemli kişileri vardı. Filmi Ürgüp'te Ihlara Vadisi'nde çektik. Çok severek çektiğimiz Ihlara Vadisi'nin sıcağını filme de yansıttık. Ya o filmi ben çok seviyorum. 1986 senesinde çekmiştim o filmi. Hala o film şu anda Almanya'da gösterimde. Yani gösterimde derken insanlar alıyorlar, seyrediyorlar ve bana evvelden şey yoktu, internet, mail falan yoktu ama şimdi mailler falan geliyor. Yani 86 yılında çektiğimiz o film, Bekir Yıldız'ın o filmi, yönetmenin benim yaptığım Umut Zamanı isimli filmde o sıcaklığı yakaladım. İnsanlar da yakaladı. Herkes gibi ben de memnunum o filmden. Bugün mü gidersin? Hey baba. Eğer bir engel çıkmazsa. Senin engel mengel dinlediğin mi var oğlum? Bu hastalığım olmasaydı Almanya bokunu karıştıramazdın ya. Yat kalk hastalığıma şükret. İkinci filmim daha var. Dursun Akçam. Yani Türkiye'de önemli yazarlardan, kaliteli yazarlardan birisi. Yani o da Bekir abi gibi, Bekir Yıldız gibi kaliteli bir yazar. Yani Dursun Akçam, yani hem Türkiye için, hem benim için, hem de okurlar için müthiş bir insan. Onun da bir hikayesini çektim. Çocuklar Ölmesin diye filmin ismi. Bir de o filmi çok sevdim. Katık edeye de yiyin ha. Doymayan olursa üstüne iki tas su içti mi tamam olur. Sizin döneminizdeki film teknikleriyle şu andaki film teknikleri çok değişti ve şu an vizyonda olan birçok film var. Bunu bize bir değerlendirebilir misiniz? Yani şimdi bizim zamanımızdaki teknik, o zaman en iyi şey, kameraların en iyisi Arri-2C'lerdi yani. Mesela Yılmaz Güneyler de Arri-2C ile çalıştı. Bütün filmler Arri-2C ile çekiliyordu. Stüdyolarımızın durumu da farklı. Ha şimdi ne oldu? Şimdiki durum bence çok daha iyi. Neden iyi? Malzeme olarak sinema gelişti. Artık yani sesli makineler, işte ne bileyim yani Arri-3B'lerle falan çalışılmıyor. Dijital ortamlar çıktı. O dijital ortamlarda insanlar daha fazla film yapma, yani negatif harcamadan bir bankla film yapmaya çalışıyorlar, yapıyorlar da. Ve bu filmlerde 35 milimetreye basılıyor ama 35 milimetrenin verdiği tadı vermiyor. Bir tane madde, ana maddeyle gidiyorsun 35 milimetrede, cam gibi görüntüler çıkıyor. Ha dijitaller çıktı, film yapma çoğaldı, teknik ilerledi ama ondan yaptığın şey de bazı görüntülerin de böyle renk olarak da kaybolduğunu görüyorsun. Dip, yani arka derinliğin tamamen kaybolduğunu görüyorsun. Yani hem avantajı var hem dezavantajı var. Avantajı nedir? Türk sinemasında film sayısının yükselmesi. Ha her filmde vizyon bulabiliyor mu? O da tartışılır. Yani belirli insanların filmlerinin dışında çekilen diğer filmler, yeni çıkan yönetmenlerin filmleri bir iki sinemanın dışında sinema bulamıyor. Yine eski Yeşilçam filmlerinin formatında çekilen filmler 1 milyon, 1,5 milyon seyirci yapıyor. 2 milyon seyirci yapıyor. Oysa evvelden çekilen filmlerin bahçe sinemaları ve normal kapalı sinemalarla birlikte de 40 milyon seyircisi vardı. Şimdiki arkadaşlar 1,5 milyonu bulduğu zaman havada uçuyorlar. 1,5 milyon seyirci buluyor. 70 milyon nüfusun var. 70 milyonda 1,5 milyonun seyircisi çok değil. Eski tatlar yok diyorsunuz yani. Yok tabii, yani şimdi eskiden çektiğim filmler şeydi, açık hava sinemasında da oynuyordu. İnsan leblebi çekirdeğini alıyordu. Gidiyordu orada çoluğuyla çocuğuyla. Şimdi sinemanın maliyeti de yükseldi. Sinemaya gitmek de yükseldi. Yani 5 kişilik bir ailenin sinemaya gittiğini düşün, 10 milyondan 50 milyon. İçeride yediği İşte kolasıydı, mısırıydı, şu suydu, bu suydu. 100 milyon insan memur, %90'ı memur yani Türkiye'nin.
Son çekmiş olduğunuz film Kızarmış Ekmek Demli Çay. Bunu bize biraz anlatabilir misiniz? Şimdi Kızarmış Ekmek Demli Çay Türkiye'de 15 sene sonra çekilen bir kovboy filmi. Western yani. Ama bizim o filmde at falan yok. Yani çok değişik bir western filmi çektik. Onu da nereden yola çıkarak? Küçük bir kasabada sinemayı seven bir kız var. O kız seyrettiği filmlerin etkisinde kalıp bir hikaye yazmak istiyor. Yazdığı bu hikayeyi de kafasında film olarak tasarlıyor. Bundan sonra yaşantımızı sensiz sürdüreceğiz. Sen her zaman bize iyi bir baba oldun. Elinden geleni yaptın. Şimdi de ben senin için elimden geleni yapacağım. O tek gözü bulup öldüreceğim. Seni seviyorum baba. Örneğin işte kasabanın manavını bir role koyuyor. Kasabını başka bir role koyuyor. İşte eskicisini şeye koyuyor. Kendisini başrole koyuyor. İşte komiser olan bir kişiyi şerif yapıyor falan. Yani böyle bir hikaye yazıyor. O hikayeyi de kendi kasabasının içerisindeki insanları koyarak gidiyor. Film normalde bir western filmi olarak başlıyor. Film en sonunda şeyde belli oluyor. Kızın bir hikaye yazıp bir tane film prodüktörüne hikayeyi sunması, senaryosunu sunması, adamın da çok güzel ya devam et, bunu çekelim demesi. Kimler vardı başrolde? Şimdi, onlardan biraz bahsedebilir miyiz? Bahsedelim. Mesela Bizimkiler dizisinin bir acı Cemil'i kasabada eskicilik yapan bir adam. Eski var, eski var falan. Bunu da kız filmde koymuş. Akbaba. Emekli komiser Ali Yaylı oynuyor onu. Ali Yaylı eski bir silahşör. Sinan Benger var. Sinan Benger de filmin kötü adamını oynuyor. Sinan Benger komedici ya. Almayalım bunu falan diyor. Ya koyun bir kötü adama. Ben koydum bunu. Kızarmış Ekmek filminde oynayan bütün oyuncuların hepsi kendi alanında hem tanınmış hem de ünlü kişiler. Ama kendi alanlarının dışında yani canlandırdıkları rolün dışında da her şeyi de oynayabiliyor adamlar. Onlar da vardı yani. Ha yenileri de karıştırdık. Mesela bir Jüri de Güven aldık. Böyle yeni bir kız, tiyatrocu bir kız. Kişi oydu. Arizona'ya benzer yerlerde çalıştık. Oraları bulduk, keşfettik. Ondan sonra filmin her şeyi bitti şu anda aşaması. İşte satış ve kopya basım olayına gireceğiz. Biz de onu dijital çektik. Dijitali 35'e bastıracağız. Ondan sonra bakalım şansı ne olacak. Demli çay. Demli çay. İnşallah biz kızarmayız. Demli olarak gideriz. Sevgili Hasan Karcı, ben çok teşekkür ediyorum Serap'la uzaklara vakit ayırdığınız için, bizlerle bu anınızı paylaştığınız için. Şu anda ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz son olarak? İzleyicilerimiz Türk sinemasını sevsin. Çünkü Türk sinemasında film yapanlar Türkiye'deki bütün seyircileri seviyor. Onlar da Türk sinemasını severse Türk sineması kalkınacaktır. Zaten kalkınmış vaziyette de birazcık daha kaliteye doğru gideceğiz. Çok teşekkür ederim. Bir Serap'la Uzaklar programından sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nerede, ne zaman, hangi bölgede karşınıza çıkacağım bilmiyorum. Ekranınızın başında kalın. Bizi izlemeye devam edin. Kalbi Yeşilçam'da sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Serap'la Uzaklar'ın bu bölümünde, bu dakikalarında Türk sinemasının ünlü yönetmenleri sizlerle her bölümde olmaya devam edecek. 1932 yılında Arnavutköy'de doğdum. Ve
Bebek İlkokulu, Gazi Osman Paşa, Kabataş Lisesi fen kısmı. Sonra maalesef imtihanları kazandığım halde Robert Koleji'nin mühendislik isari imtihanlarını kazanmama rağmen 3 ay devam edebildim. Film hayatının içine girdim. Bütün kaderimin değişmesinin sebebi ben aslında mühendis olacaktım. Robert Koleji'de okuyup mühendis olacaktım. Fakat o devirlerde Kabataş'tan, fenden girmiştik. O devirde maalesef olgunlaşma imtihanları vardı. Şimdi üniversiteye giriş imtihanlarının muadili olan bir imtihandı. Ben orada matematikten kalıp bir sene beklemem icap etti. Bir sene sonunda geçtiğim zaman Robert Koleji'nin İsari kısmını, mühendisi İsari kısmını kazanmıştım ama filmciliğe adımımı atmıştım. Çünkü sinemanın çok önemli bir montörü ve yönetmeni abimdi, Orhan Atadeniz. Tarzan İstanbul'u yapmış ve ben de o filmin montaj sırasında abimin çalışmasına katılmıştım. Hiç unutmuyorum, ilk stüdyoya geldiğim an abim bana kendiliğinden filmi tarif etti. Bak dedi, bu 35 milimetre film. Bunun bir metresinde 52 kare var. Bu filmin, dikkat edersen, dudağına götürürsen parlak kısmı yapışmaz, mat tarafı yapışır. Dilinde deneyebilirsin. Mat tarafı ben söyledim. Dedim ki mat tarafı tabii ki emisyon kısmı. Bu emisyon kısmı da gümüş nitratı kapsar. Yani güneşe bakan taraf oradaki ayrımı sağlayacak ve resim ortaya çıkacak. Yılmaz Güney. Yılmaz Güney ile çalışmam ilk önce başkalarının çektiği Yılmaz Güney filmlerinin montajıyla başladı. Ve montajlarda fark ettim ki Yılmaz çok önemli bir aktör. O kadar tabii, o kadar mükemmel, o kadar kendine has davranışları var ki inanılır gibi değil. Yani bir aktöre kapıdan gir, şu duvarın kenarında dur dediğiniz zaman Yılmaz Güney o duvar kenarında öyle bir duruyor ki resim ve bir çizgi halinde duruyor. Ve Işık Toraman bir film çekecek. Cüneyt Arkın'ı oynatmak istiyor. Dedim ki çok önemli bir adam var dedim. Niçin Cüneyt Arkın? Neden Yılmaz Güney'i kullanmıyoruz bu filmde dedim. Kahreden Kurşun, Kan Gövdeyi Götürdü diye iki tane filmi çekeceğiz iç içe. Ve bunun üzerine ya sen, ben dedim Yılmaz Güney'le çalışmak istiyorum. Derhal temas edildi. Bütün işletmeciler Yılmaz Güney'i istiyor ve biz Kahreden Kurşun'a başladık. Beraber öyle bir anlaşma içerisine girdik ki ben Yılmaz'dan istediğim her hareketi alabiliyorum. Biraz da deliyim ben. Mesela Yılmaz Güney'i kovalıyorlar. Yılmaz Güney'i arabaya binmesi lazım, kaçması lazım. Arkasından silahlı 4 kişi kovalıyor. Ben diyorum ki Yılmaz vaktin yok. Arabanın penceresinden içeriye gir, çek de diyorum. Peki Yılmaz abi, çok iyi olur, iyi düşündün diyor. Pencereden balıklama yılan gibi giriyor. Korkunç, mükemmel. Veyahut yolda yürürken araba geliyor, ateş edenler var öldürmek için. Yanda set boşluğu var. Oraya atla diyorum, oradan ateş et. Hatta havadayken bile ateş et diyorum. Benim söylediğimden daha mükemmelini Yılmaz yapabiliyor. Arabayla gidiyoruz. Tuncer Kurtis var. Arabayı Yılmaz Güney kullanıyor. Fakat diyorum ki direksiyonu Tuncer Kurtis'e ver. Arabaya yanaşın. Arabadan arabaya geçeceksin diyorum. Arabadan arabaya geçiyor. Tuncer'e veriyor direksiyonu. Veyahut nasıl anlatayım? Florya'dayız. O malum tren köprüsünün altındaki Florya kampındayız. Arabayla gelecek, arabanın içerisinde 3 kişiler, Tuncer Kurtis, Ayfer Feray ve Yılmaz Güney kullanıyor arabayı. Gelecekler, plajda kız var, Tuncer'in kızı var, onu kurtaracaklar. Öyle hızlı geliyor ki
arabayı o kadar viraj attırıyor ki araba bir anda iki tekerlek üstüne kalkıyor ve kaldırıma vuruyor. Kaldırıma vurduktan sonra Yılmaz sanki içinden hiçbir şey olmamış gibi çıkıyor. Tuncer'e de çık diyoruz. O da çıkıyor. Ayfer çıkmıyor. Ben bağırıyorum dışarıdan. Ayfer çıksana. Ya ben çıkacak durumda değilim diyor. Altıma kaçırdın diyor mesela. O kadar canlı, o kadar mükemmel sahneler çekiyoruz ki. Mesela öndeki arabayla bir filmin jön kızını kaçırıyorlar. Yılmaz arkada üstü açık bir arabayla takip edecek. Ve tren yoluna dikey gelecekler. İstanbul'da tren yoluna dikey rahat bir tek yer var. Halkalı'daki yer. Ve ben 50 metre ilerideki arabaya tren çıkıyor. Biz para vermiyoruz ki. Tren canlı olarak saat 3'te geliyor. Halkalı'ya girecek. Ve biz o sahneyi çekmemiz lazım. O saati bekliyoruz. Öndeki araba hareket ediyor. Ben de arkada kameraman, ben varım. Ve gidiyoruz. Arabayı takip edeceğiz. Araba, tabii Yılmaz 50 veya 70 ile gitmiyor. 100'e basıyor o öndeki arabaya yetişmek için. O öndeki araba rahatlıkla asfalt yoldan çıktı. Önünden böyle tren geçerken biz de takip ediyoruz. Sola saptı, toprak yola saptı rahat. Ama biz 100'le gidiyoruz ve Yılmaz dönecek, hissettim ben bunu. Yılmaz'a dedim ki tren önümden geçiyor ama. Yılmaz dedim, treni görmedim. Abi nasıl görmezsin, ben görüyorum dedi. Görmedim, sen dur geri al öyle gir dedim. Çünkü eğer bunu söylemesem Yılmaz 100'le o viraja girecek ve biz takla atacağız. En aşağı 2,5 metrelik altta bir şey var. Tarla var. O tarlaya kapaklanıp düşeceğiz ve biz üçümüz birden öleceğiz. Hiç kurtuluşumuz yok. Eğer ben onu o an düşünmesem. Çünkü filmi çekerken ben daima uyanık olarak konuşuyorum Yılmaz'la. Kim olursa konuşurum zaten. Ve ikinci sahne, o araba gelecek, duracak. Durduktan sonra kadını sürükleyerek tren vagonlarının içerisine götürecekler. Yılmaz'ın arabası gelecek, duracak. Durduktan sonra koşacak. Onlar ateş edecekler. Bu ateş edecek. Kaçıran adamlar bomba atacak, bomba patlayacak. Bomba patladıktan sonra patlamanın içerisinden Yılmaz onları takip edecek. Sahne bu. Birinci çekim yapıyoruz. Yalnız tümsek var. Ben dedim ki ıslık çalacağım. Araba gelip durduğu zaman kamera dönecek. Yılmaz'ın çıktığını göreceğiz. Birinci araba geldi, durdu. Durduktan sonra pan yapacağız. Ben ıslık çalacağım. Yılmaz'ın arabasıyla gelmesi lazım. Araba durdu ama indiler. Arabanın el frenini çekmemişler. Araba bunların arkasından yürümeye başladı. Biraz sonra emanet araba banketten aşağıya düşecek. Stop mu top, bu sefer Yılmaz döndü. Abi ne oldu, beni çağırmadın? Oğlum dedim, vaziyet böyle böyle. Arabanın el frenini çekmemişler. Tekrar yapacağız. Tekrar gidildi. Araba aman el frenini çek, şunu yap bunu yap. Geldi araba durdu. El frenini çek, indiler. Ben pan yaptım. Yılmaz'a geldim. Yılmaz tabii ki en aşağı 70-80 ile geliyor. 90 ile geliyor. Tepeden böyle fırladı araba. Bir baktım araba yolu kapamış. Biz farkında olmamış. Geçecek bir yer yok. Burası tümsek, ben yamaçın üstündeyim çekerken. Kameraman dedim ki ne olursa olsun bu araba gelecek, arabaya çarpsa da çek. Sakın stop edeyim deme. Yılmaz'ın arabası bu duran arabaya böyle geldi. Bu araba böyle döndü. Tampon tampona durdular. Ve Yılmaz onun içinden hiçbir şey olmamış gibi indi. Ateş etti. Onlar ateş ettiler. Bomba patladı ve bu sahneler çekildi, bitti. Yani Yılmaz Türkiye'nin dünyaya açılacak bir penceresiydi, olabilirdi. Bir Dağların Oğlu'nu çektim Yılmaz'la. Sonra Çirkin Kral, Silahların Kanunu, Kovboy Ali, Yedi Dağın Aslanı, Aslanların Dönüşü, Güney Ölüm Saçıyor. Yani Yılmaz'la aşağı yukarı net 11 film çektim. 3 tane de başkalarının çektiği Kasımpaşalı Recep, Kasımpaşalı
ve Tilki Selim olan filmlerin bütün avantür sahnelerini ben çektim. Ve montajlarını ben yaptım. Ben her filmin ayrıca montajlarını da ben yaparım ama katiyetle o montajda çalışan çocuğun ismini yazarım. Benim için montaj filme benim kendi damgamdır. Bir yönetmenin damgasıdır. Türk sinemasının kalbi Yeşilçam'da sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Serap'la Uzaklar'ın bu bölümünde, bu dakikalarında Türk sinemasının ünlü yönetmenleri sizlerle her bölümde olmaya devam edecek. Hep çağırır ama ilk geliyorum buraya. Ha, akademide resim bölümündeyim. Bugün açılan bir sergiye gidecektik. Ama unutmuştur herhalde. Sıra sizde. Cazip'le yeni tanıştık. İstanbul'a geleli 3 gün oldu. Yarın Edebiyat Fakültesine kaydolacağım. Dün gece sarhoş olduğu için kendisine refakat ettim. Stop. Hocamdır. Ben de böyle resimler yapar mıyım dersiniz? Bu işlerden anlamam. Ama niye olmaz? Bu simitçi figürü bence en iyi yapıtıdır. Vallahi bir şeye benzetemedim. Merhaba. Tam yerine düşmüşsün. Kağıtçı Recep adam arıyormuş. Ambar memurluğu gibi bir şey işte. Çalışır mısın? Sorulur mu? Yeri neresi? Yan sokakta bir depo var, orası. Hemen git istersen. Sağ ol. Değerli seyircilerim, Serap'la Uzaklar'ın bu haftaki ünlü yönetmen konuğu Sayın Naci Çelik Berksoy. Naci Bey, şu ana kadar çekmiş olduğunuz filmlerden ve dizilerden bize bahsedebilir misiniz? Tabii, 1975'te TRT'de başladım. 15 yıl TRT'de çalıştım. TRT'de ağırlıklı olarak Türk roman ve hikayelerinden yararlanarak film ve diziler yaptım. Sonra piyasada yine TRT'ye, o zaman tek kanaldı TRT, başka diziler yaptık. Sonra diğer kanallara çalıştık. TRT'de yani benim için önemli olan dizilerin başında Hayatım Roman gelir. Bu 1978-79 yıllarında çektiğim bir diziydi. Sonra Eşiştir adlı bir dizim var. Ünlü Türk Romanları ve Hikayeleri diye bir uzun soluklu bir başka bir projemiz vardı. Bir sürede Hanımlar Sizin İçin kuşak programında çeşitli dramalar ve küçük mini diziler çektik.
Ankara Televizyonu'na dini hikayeler ve Mevlana dizisi çektim. Anadolu'nun Kadın Erenleri diye bir 35 milimetre çekilmiş bir dizimiz var. Naci Bey, Kirve dizisi TGT'de yayınlandı. Çekmiş olduğunuz bir dizi. Bu dizi hakkında bizi biraz bilgilendirebilir misiniz? İyi başlayan fakat sonu hiç de iyi gelmeyen bir dizi oldu. Bir arkadaşımızın el ver bu programa, böyle bir şey yapacağız deyip, yani yapımcılık yapan bir, yani yeni yapımcılığa başlayan bir arkadaşın önerisiydi. Biz de bir ekip yaptık, bir kadro kurduk ve Erzurum'un Hınıs ilçesinde çektik bunu. 8 bölümünü ben çektim. Sonra 13 bölüme tamamlandı galiba. Bunun kötü bitmesinin en büyük sebeplerinden birisi, yazarlarımızdan birisinin Kazım Kartal'ın hemen o 8 bölümden sonra İstanbul'a döndüğümüz sırada ölmesiydi. Ben ondan sonrasını zaten yapamazdım. Ama dizinin konsepti aslında düzgündü, doğru bir işti. Fakat şartlar pek uygun olmadığı için istediğimizi yapamadık. Gelen proje ve teklifleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii aslında biz 15 yıl TRT'de kendi projelerimiz, kendimiz yapılandırıyorduk, kendimiz yapıyorduk. Fakat serbest piyasada bu pek mümkün olmuyor. Herkes kendi bir proje çıkarıyor. Yapımcılar bunu daha çok çıkarıyorlar kendi araştırmalarına göre. Sonra onlar rejisörlere ısmarlanıyor. Bu rejisörler ya başından beri o işte oluyor veyahut da sonradan katılıyorlar. Ama benim mesela piyasaya yaptığım, yani diğer kanallara yaptığım bir diziyi biz başından beri ben işin içindeydim. Ve en uzun soluklu çalışma o oldu. Üvey Baba dizisi. 200 bölüm çektim onu. Sonra yine devam etti ama yani yürümedi fazla. O bence önemli bir diziydi. Yani şeye yapılan, TRT dışındaki bir kanala yapılan proje bazında önemli bir diziydi. Senaryo elinize ulaştığında kastı ve oyuncu seçimini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Vallahi hep biz şey deriz işte, bir işin iyi olabilmesi için önce proje, yani senaryo, sonra kast, yani sizin sorduğunuz oyuncuların bu projede en uygun bir şekilde bulunması. O bayağı sancılı olur o dönemler. Ama bulunduğu zaman da proje yarı yarıya başarılı olacak demektir. Ondan sonra da ekip ve yönetim gelir bence. Şu dönemimize geçersek, dizi furyalarının arttığı bir dönemdeyiz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben bu dizileri şeye benzetiyorum. Yeşilçam'ın eskiden İş filmleri diye bir şeyi vardı. Ayrımı vardı. Yani iş filmleri vardı. Bir de işte normal filmler, yani sanat filmleri demeyeyim de normal filmler vardı. Bunlar iş filmleri kategorisine giriyor diziler. Çünkü buradan artık insanlar, yani bir başka bir program yapacaklarını dizi yaparız diyorlar. Para kazanıyorlar. Ama bu paraları da genellikle şöyle kazanıyorlar. Ucuz İnsan gücünden yararlanarak kazanıyorlar ve vermeyerek kazanıyorlar bir de bunu. Çok dizi yapılıyor ama herkesin zamanında ve hakkı olan parayı aldıklarına da inanmıyorum. Sadece bu projede olan birkaç kişi, üstteki birkaç kişi alıyor ve yapımcı alıyor bu parayı. Naci Bey, TRT'de yapmış olduğunuz çalışmalardan bize bahsedebilir misiniz? Tabii daha önce de sözünü ettim. TRT'de biz kendi projelerimizi kendimiz öneriyorduk. Ve benim en keyif aldığım şey de Türk romanlarından, Türk hikayelerinden yola çıkarak bir şeyler yapmaktı. Onda da uzun süre bu işi yaptık. İşlerinden bir tanesini örnek vereyim. Mesela Gönül İşe diye Mustafa Kutlu'nun bir hikayesinden yola çıkmıştık.
Aşığın gönlüne fitne düşende sazı omzuna yük gelirmiş. Ünlü Türk roman ve hikayelerinin bir 60-70 dakikalık bir bölümüydü. Konya'da çektik. Çok hoş bir aşık, yani bildiğimiz hani saz aşığı hikayesiydi. Senaryosunu da Mustafa Kutlu yazdı. İlk defa oynayan bir oyuncuyu başrolde, yani ilk defa bu işi yapan, sonra da zaten yapmadı, bir arkadaşı oynattık. Metin Çekmez, Ayşen Cansev, İbrahim Yücel, o demin hani ilk defa oynayan arkadaş dediğim oyuncuyla. Ve Konya'nın o bozkırında bir tren kiraladık, kara tren. Birçok çekimlerimiz onun içinde ve onun dışında gerçekleştik. Güzel bir istasyon bulduk. Ama benim ilk başta söylediğim gibi esas beni ben yapan projelerden birisi Hayatım Roman oldu. Hayatım Roman, Ahmet Soner'in senaryosunu yazdığı, James Joyce'un bir genç adamın portresi, sanatçı olarak portresi adlı hikayesinden yola çıkarak hazırladığımız şeyden, Anadolu'dan gelen ve yazar olmak isteyen, romancı olmak isteyen bir gencin İstanbul maceralarını anlatıyordu. Öyle bir kurgu yapmıştık ki yazdığı romanları da görüntülüyorduk. Ve hiç bastıramadığı romanlardı bunlar. Orada Mustafa Alobara, Erdal Özyağcılar, İlyas Salman, Nilgün Akçoğlu ve o zaman yani hem piyasadan, yani Yeşilçam'dan, hem de şehir tiyatrosundan birçok değerli oyuncuyla çalıştık. O yine TRT'de bazı denetimlere takıldı. Fakat o sıradaki denetimde olan aydınlık fikirli arkadaşlar sayesinde hiçbir yara almadan o 6 bölümü yayınladık. Naci Bey, Serap'la Uzaklar ekibi olarak bu sıcak ve keyifli sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Vallahi Türk sineması adından daha çok, yani Serap'la Uzaklar'da konuları, açılımları bence çok iyi. Ama daha da uzaklara gitmekte fayda var. Değerli seyircilerim, bir Serap'la Uzaklar programında sonuna geldik. Önümüzdeki hafta nerede, hangi bölgede olacağım bilmiyorum. Siz ekranlarınızın başında kalın ve biz... Kalbi Yeşilçam'da sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Serap'la Uzaklar'ın bu bölümünde, bu dakikalarında Türk sinemasının ünlü yönetmenleri sizlerle her bölümde olmaya devam edecek. Değerli izleyicilerimiz, Serap'la Uzaklar'ın bu haftaki ünlü yönetmen konuğu Türk sinemamızın genç yönetmenlerinden Murat Şeker. Murat Bey, hoş geldiniz programımıza. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii, 1973'te İstanbul'da doğdum.
Bakırköy'de yetiştim. 3 yıl İstanbul Üniversitesi'nde iktisat okuduktan sonra Mimar Sinan Sinema Televizyon bölümüne geçtim. Bir yandan paralel olarak da hep piyasanın içinde çalıştım. Reji asistanlığı, prodüksiyon amirliği. Sonra bir yandan müzik yazarlığı yapıyordum. İşte Radikal, Milliyet, Turkish Daily News, Max dergisi, Roll dergisi. Bu hobi biraz hobiydi. Yavaş yavaş mesleğe dönüştü. Yaklaşık 5 yıl kadar müzik yazarlığı yaptım. Ama yine sürekli film işleri devam ediyordu. İşte Yusuf Kurçenli, Sinan Çetin, Kamil Renklilere gibi yönetmenlerle çalıştım. 96'da ilk kısa filmim -1'i çektim. Daha sonra Sıfır isimli bir kısa filmim daha var. 2003'te Adak diye bir kısa film, 2004'te Almanya Rüyası isimli uzun metraj bir belgesel, 2006'da ilk uzun metrajlı filmim, iki süper film birden çektim. Eylemlerimiz devam ediyor. Renkli bir dünyanız var. Niçin sinemayı tercih ettiniz? Vallahi sinema ile ilgili virüs bana lise 2 yılındayken bulaşmıştı. TRT'de bir Tarkovski filmi seyretmiştim. İz Sürücü, Stalker'ı. O zamana kadar da ben sinemaya meraklı, filmlere giden, ailecek meraklı bir ortamda büyümüştüm ama ilk defa farklı bir sinema diliyle karşılaşmıştım. O zamanlarda yeni yeni dünyanın ne olduğunu, nasıl bir yerde yaşadığımız, yani kafamın yeni çalıştığı dönemlerde, işte Blue Çağ'a geçmek üzereyken falan. Yani lise 2'deyken ben karar vermiştim. Ben sinema ile ilgileneceğim ve yönetmen olacağım diye. Gerçi şu an peşinde koştuğum sinema veya yaptığım şeyin Tarkovski ile birebir alakası yok ama benim en büyük ilham perim o olmuştu. Daha sonra liseden sonra piyasada kendime yer edinmeye, insan tanımaya, işte iş bulmaya çalıştım. Zamanla gördüm ki kendi karakterime de uygun ve doğru bir meslek seçmişim. Dolayısıyla hani sinema ile ilişkimi yaklaşık 15-16 yıl oluyor. Doğru bir şekilde geliştirdiğimi düşünüyorum. Bir yandan kendi kişisel gelişimimi tamamlamaya çalıştım. Bir yandan sinema ile ilgili serüveni bir şekilde oluşturmaya gayret ettim. Şu an geldiğim noktada da memnunum. Yani doğru, kendi adıma da doğru mesleği seçmiş olduğumu düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum. Belgesel de sizin için çok önemli bir yeri katlıyor. Bu belgesel nasıl gelişti? Onu anlatabilir misiniz? Yani Mimar Sinan'da okurken bir yandan işte her dönem bir film çekiyorsunuz, projeler yapıyorsunuz. Ben o zamanlardan beri belgesele meraklıydım. İki tane belgeselin yapımında yer almıştım arkadaşlarla beraber yaptığımız okulda. Biri Beyoğlu ile ilgili bir belgeseldi. Diğeri de Zamanın Saati isimli, zaman ve saat kavramlarını irdeleyen bir belgeseldi. Ben okumaya ve araştırmaya meraklı bir insanımdır. Yani normalde insanlar işte boş zamanlarını boş geçirirler veya işte hobi dediğimiz bir takım faaliyetlerde bulunurlar. Genelde ben okuyup yazmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla da bu süreçte benim belgeselle otomatik bir şekilde ilişkilenmeme yarıyor. Yani araştırmayı, incelemeyi seviyorum. Almanya'daki Türklerle ilgili belgesel yapma kararı almamdaki en büyük sebep de yurt dışına ilk 96'da bir film festivali dolayısıyla Almanya'ya gitmiştim. Zaten Almanya'daki Türklerle ilgili hep bir şey vardır, işte nasıl yaşarlar, Almancılar, gurbetçiler falan filan derken ben gide gelip bu insanların aslında bambaşka bir psikolojide yaşadıklarını gördüm ve bunu belgeselleştirmek istedim. 6 ay kaldım Almanya'da ve karış karış her tarafı dolaştım. Yüzlerce insanla röportaj yaptım. Bayağı bir kilometre yol kat ettim. İşte bir saatlik bir belgesel oldu bu. Bir sürü festivalde yayınlandı, gösterildi. Televizyonda daha önce CNN Türk'te gösterilmişti falan. Maksadına ulaştı. Hala bana e-mail adresime şeyler geliyor. İşte filminize ulaşmak istiyorum, televizyonda seyrettim ama işte nasıl temin ederiz? Bir DVD'si yok ama işte isteyenlere biz postayla yolluyoruz. Biraz gönül işiydi o. Yani kimseden maddi manevi destek görmedim. Biz birkaç arkadaş bir araya gelerek bu belgeseli yapmıştık. Daha sonra belgesel yapmayı sürdürmek istiyorum ben. Çünkü dediğim gibi araştırıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Hem kendinize hem çevrenize faydanız oluyor. En büyük hayalim ve yapmayı istediğim şey de Uğur Mumcu'nun neden öldürüldüğüne dair bir belgesel yapmak. Şu da önemli. Tamam, proje geliyor, hazırlığınızı yapıyorsunuz ama bunu hayata geçirmek çok zor. Yani bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bir ödenek sıkıntısı mutlaka oluyordur. Ya, şimdi günümüz dünyasında iki tip yol var sinemayla uğraşan insanlar içerisinde seçebilecekleri. Birincisi paraya endeksli ve paranın peşinden koşulacak projeleri takip etmek. Diğeri de biraz paranın önemini ve gücünü hafifleyerek bu işleri yapmak. Ben hafiflemeyi tercih ediyorum. Kafayı bir insan bir şey yapmaya koyduğunda bunu gerçekleştirilebilir. Günümüzdeki teknolojik imkanlar ve endüstri artık bir takım projeleri ucuza gerçekleştirmeye müsait. Yani Türkiye'de
özellikle modern teknoloji konusunda geri kalmış bir ülke değil. Evet, bazı konularda geri kalmış bir ülkeyiz ama yani şu an bir kamera, bir mikrofon bulmak, işte bilgisayarda montaj yapmak falan ütopik ya da pahalı şeyler değil. Mesele burada bir dirayet göstermek. İşte kendi kafanıza yakın birkaç kişiyi bulup beraber hareket etmek. Çünkü iyi bir proje yaptığınızda zaten bir şekilde bir para kazanıyorsunuz. Ama mesele tabii ki milyon dolarlar mı hedefliyorsunuz yoksa işte kanaatkar bir yaşam sürmeyi mi arz ediyorsunuz? Onunla ilgili belgesel işleri benim vazifem olduğunu düşünüyorum ben. Topluma bir şeyler geri göndermek, işte bizi yetiştiren topluma bir borç olduğunu düşünüyorum. Bu işlerden de para kazanmayı hedeflemiyorum açıkçası. Önemli olan ne kadar çok insan seyrederse o kadar amacına ulaşır diye düşünüyorum. Mesela Almanya Rüyası belgeselinde biz Almanya'da yabancı, Türkiye'de Almancı olan bir kitlenin aslında her taraftan sıkıştırılmış, unutulmuş ve onların da birer insan olduğunu göstermek istiyorduk ve belgeselde hiçbir yorum yoktu, dış ses yoktu, sadece röportajlar ve durumlar. Biz öyle bir montaj yapmıştık. Dolayısıyla objektif olmaya çalışmıştık. O belgeseli seyreden bir saat dik belgeseli seyreden herkesin kafasında bir imaj oluşuyor ve kendi fikrini yürütebiliyor. Yani amaç burada bir belgesel yaparken bir fikir ya da düşünce sistemini empoze etmek değil, objektif davranmaya çalışmak. Bu da bence bir görev. Biz bir yandan işte drama ya da uzun metraj çalışmaları yapabiliriz daha para kazanmayı amaçlayacak ama belgeselin meselesi dediğim gibi bir gönül işi ve ben hani eğer bir hobi ise hobi olarak belgesel yapmaya devam edeceğim. Sinema dalına geçersek ilk çekmiş olduğunuz film nerede ve hangi yılda ve kimlerle çekilmişti? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Evet. 2006'da yaptık. 2006'yı biz ekip olarak, aslında ben şu an konuşuyorum yönetmen olarak ama benim peşime takılmış ve benimle beraber çalışan bir 30-40 kişilik bir ekibiz biz aslında. Herkes bireysel olarak geçimini sürdürmek için bir takım işlerde görevi neyse onu yapıyor ama bir yandan da biz bir araya gelip işte bir uzun metraj gerçekleştirdik 2006 yılında. İki süper film bir de. Merhaba. Atmediğim görüntüyü satmam. İşte beni bu adam yaktı. Bak film böyle çekilir oğlum. Oğlum film falan çekmeyeceğiz değil mi? Abi merhaba. Evet sevgili seyirciler, Türkiye bu görüntüleri çok konuşuyor. Ne çekiyorsunuz lan burada? Yönetmen umduğunu değil, bulduğunu çekin. Sen sinema için canını bile verirsin. Ama istersen verme. Çünkü bizim bebeğimizin bir babaya ihtiyacı olacak. İlk kez sinemaya gittiğim günü hatırlıyorum. Makine çalışıp da perdedekileri görünce... Ben varsayım yapmam. İki süper film birden. Bu bir deneysel bir film yapıp kendini ispatlamaya çalışan bir genç yönetmen hikayesiydi aslında. İşte imkansızlıklar ve nasıl yapacağını bilememeler neticesinde biraz da halk ağzıyla konuşursak antin kuntine bulaşarak para bulmayı hedefleyerek amacını gerçekleştirmeye çalışan bir gencin trajikomik hikayesiydi iki süper film birden. İşte Eylül ayı sonunda vizyona girdi. Önümüzdeki ay içerisinde DVD'si çıkacak. Kendi halinde bir komedi filmiydi, bir mizah filmiydi aslında, kara mizah filmi. Niyetimiz de 80'lerde yetişen jenerasyonun bir eleştirisini ve öz eleştirisini yapmaktı. Çünkü biz aman oğlum ona bulaşma, aman onu elleme, buna gitme diye büyütülen bir kuşağız. İşte bir kısmımız ona buna bulaştı, bulaşmaya devam ediyor. Bir kısmı hiçbir şeye bulaşmıyor. Bizim filmimizdeki ana karakter Necati de tam bunun ortasında. Klasik tabirle genç ağzıyla konuşursa kofte anarşist bir adam. Yani teori ve pratik arasında ciddi uçuruma sahip olan bir yönetmen adayı. Neticesinde filmini gerçekleştiriyor ama filmini gerçekleştirene kadar 50 tane daldan dana atlayarak bunu yapıyor. Bu günümüzdeki bir genç insan tipinin de bir prototipi aslında. Yani herkes köşeye dönmeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bir sürü şeyi ihmal ediyor. Bazı şeyleri derinlikli düşünmeden yapıyor. Özellikle sinema sektörüne dönersek film çekmekten başka aslında bir derdi olmayan bir sürü yönetmen adayı var. Yani asıl onların bir derdi, sinema yapmak için bir dertleri yok. Şan, şöhret, para ve sadece film yapma gibi obsesif bir durumla hareket ediyorlar. Bizim Necati de bunların bir parodisi gibiydi ve gelecek yıllara yönelik yeni bir yönetmen tipi, Türk yönetmen tipinin bir parodisiydi aslında. Çok olumlu tepkiler aldık. İşte film Antalya'daki yarışma filmlerinden biriydi. Daha sonra işte vizyona girdi. Vizyonda da olumlu tepkiler aldık. Aynı ideoloji ve yapılanmayı biz iki süper film birden de gerçekleştirdik. Yani hiçbir yerden ödenek almadan, hiçbir yerden kredi almadan kendi yağımızla kavrularak
Bunda da dediğim gibi işte 5-6 kişi bir araya gelip herkes cebindekileri ve imkanlarını ortaya koyarak piyasadaki arkadaşlardan ve teknik imkanı olan insanlardan da destek görerek yapabildik. Yani bir sinema filmi ne kadar işte destekler şunlar bunlar olsa da birkaç yüz milyarlarla ifade edilen bir rakama denk geliyor. Biz aldığımız olumlu geri dönüşte en azından filmin masraflarını kurtardık, rahatladık ve şimdi önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Şimdi bir aşk filmi projesi var kafamda. İşte 2008'e hedefleyerek yapıyorum ama bu filmde şimdi Euromaj'dan falan destek almayı düşünüyorum. Çünkü her seferinde o kadar Don Quixote vari dalmakta o kadar sağlıklı değil. En azından ben ve işte ortağım Erol Adilçe var. İkimiz bayağı yıprandık çünkü yani hem filmi çek, hem filmi yap, hem para bul, hem paraları öde, hem bilmem ne. O biraz akıl kârı bir iş değil. Şimdi ikinci projede biraz daha profesyonelce ve şartları önceden mantıklı bir şekilde oturtulmuş bir zeminde çalışmayı hedefliyoruz. Oyuncu seçimi nasıl oluyor? Yani çünkü hikaye geliyor, proje geliyor ama oyuncu seçimi de çok önemli. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya kaçınılmaz olarak sinemada şöyle bir kural var. Ne kadar iyi yönetmen olursanız olun, projeye ne kadar iyi olursa olsun insanlar oyuncuları seyrediyor. Onlarla özdeşleşiyor ve esas parayı da bilet parasını da oyuncuları hedefleyerek veriyorlar. Yani bu dünyada da böyle. İşte toplasanız Türkiye'de 3-5 tane, dünyada da 15-20 tane yönetmen işte Tarantino filmi deyip de iş yapabilecek film var. Yoksa oyuncular zaten vitrindeki insanlar ve doğası gereği de önemli olan onlar yani. Mesela biz iki süper film birden de başrolü Necati karakterini Tim Seyfi isminde Türkiye'de de pek tanınmayan Almanya'da yaşayan bir oyuncu arkadaşa verdik. Bu bir riskti ama hem Tim Seyfi'nin sahip olduğu oyunculuk biçimi hem tipi hem de jestleri, mimikleri tam da bizim Necati'ye uygundu. Ha Türkiye'de böyle bir adam yok mu? Olabilirdi ama biz Tim Seyfi'yi hem de Türkiye tanısın istedik. Ben de belgesel yaparken onunla tanışmıştım. Onun dışında işte karakter seçimlerinde şuna dikkat ettik. Bir yandan profesyoneller olsun ve onlara alışık olduğumuzun dışında göstermeye çalışalım. Bir yandan da amatörler olsun ve amatörlerle profesyoneller arasında bir denge oluşturalım. Çünkü biz bir yandan da bir Beyoğlu filmi yapıyorduk. Evet. Beyoğlu daki ruh halinin ve insan tipinin çeşitliliğinin gösterilmesi gerekiyordu. Bizim filmimizde işte başrollerde Tim Seyfi dışında Beste Bereket, Uğur Polat, Yasemin Öztürk ve Murat Akkoyunlu vardı ama yan rollerde Nejat İşler, Atilla Saral, Suzan Aksoy, Zerrin Sümer, Cahit Berkay, Ahmet Saraçoğlu gibi bir sürü isim yer aldı. Bir yandan da hiç oyuncu olmayan işte bir mekanın bodyguardı, işte bir barmen, benim kız kardeşim falan gibi renkli bir oyuncu kadrosu vardı filmde. Dediğim gibi projeye göre ve projenin sizi yönlendirdiğine göre bütün oyuncuları belirliyorsunuz. Daha akıllı prodüktörler ve işte parayı hedefleyen prodüktörler için aslında bu kadar uzun seçimlere gerek yok. İşte Ahmet Ünlü'yse Ahmet'e yönelik bir film, Mehmet Ünlü'yse Mehmet'e yönelik bir film yapılıyor. Bunun da olması gerekiyor. Yani niye bu adamlar böyle yapıyor diye diyemeyiz. Bizim hedefimiz daha çok ticari sinema ile sanat sineması arasında bir çizgi, ortak bir çizgi bulmaya çalışıp yani hem bir yandan iyi filmler yapıp hem de para kazanmaya çalışmak. İki süper film birden bunun ilk çalışmasıydı. Bize de tecrübe oldu. Herhalde daha sonraki projelerde daha sağlam ve daha iki yönde de yani hem ticari olarak hem sanat yönde de bizi ve seyirci de tatmin edecek işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Çünkü yani hala genciz. İşte beyin hücrelerimiz çalışıyor. Doğru yolun ne olduğu da gözüküyor. İşte önemli olan tecrübeleri doğru şekilde yönlendirmek zaten. Murat Bey, Serap'la uzaklara konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Son olarak izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Valla 2007 senesinin mutlu ve mantıklı şekilde geçirilmesini diliyorum herkesten. Bir de Türk sinemasının yükselişinde herkesin bunun sorumluluğunu da bilerek izleyici olarak da onların da bu işin bir parçası olduğunu unutmadan bol bol Türk filmi tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bir Serap'la Uzaklar programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bilinmeyen bir bölgede yine sizlerle olacağım. Sizler bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.